Hepinize Kön'den merhaba ben Fulya Canşen. Dün Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Almanya Başbakanı Angela Merkel korona salgınıyla mücadelede ilk aşamanın geride bırakıldığını duyurdu. Bu da her ülkede alınan önlemlerin esnetilmesi anlamına geliyor. Koca buna kontrolü sosyal hayat diyor. Merkel ise acil durum frenli esnetme. Acil durum frenli esnetmenin ne olduğunu anlatmadan önce iki ülkedeki son rakamlara kısaca bir göz atalım. Türkiye'de vaka sayısı 131.744, Almanya'da 164.807. Türkiye'de ölü sayısı 3584, Almanya'da 6996. Bu veriler Türkiye'de vaka sayısının da ölü sayısının da Almanya'dan daha az olduğunu gösteriyor. Ancak bu tespitin doğruluğunu yapılan test sayısından anlayabiliyoruz. Almanya haftada 84 bin kişiyi test ederken Türkiye'de yaklaşık 22 bin kişinin korona virüsüne yakalanıp yakalanmadığına bakılıyor. Almanya'da test sayısı Türkiye'dekinin neredeyse 4 katı. Üstelik Almanya kapasitesinin ancak yarısını kullandığını fark edince haftalık test sayısını 700 bine çıkardığını duyurdu. Almanya testte olduğu gibi hastane kapasitesinin de yarısını kullandığını anlayınca epeydir boş olan hastanelerde ve günlük hayatta normalleşme yönünde bir adım daha attı ama acil durum frenini monte ederek Önlenmeleri sertleştirip sertleştirmeme özgürlüğü eyaletlere bırakıldı. Ancak gerekli görülmesi halinde enfeksiyon artışı gözlenen bölgelerde bir acil durum mekanizması devreye sokulacak. Bir tür acil durum polisi işlevi görecek. Bu mekanizmanın devreye ne zaman gireceğini bize tek bir rakam söyleyecek vaka artış oranı. Eğer bir bölgede bir hafta içinde 100.000 kişi arasında 50'den fazlasında yeni enfeksiyon görülürse alarm çanları çalacak ve hemen frene basılacak. Peki bu fren kimin kontrolünde olacak? Hani dün demiştik ya Alman siyaseti merkezileşti. Ülkede kararları Başbakan Merkel'la Sağlık Bakanı veriyor onları da bilim insanları yönlendiriyor diye. İşte yaklaşık koronalı geçen 100 gün sonra ilk kez bu formül dün bozuldu ve Merkel istemeye istemeye birkaç haftadır normale dönelim çağrısı yapan eyalet liderlerine iktidarlarının bir kısmını iade etti. Ancak benim anladığım kadarıyla acil durum freni hala Başbakan Merkel'la bilim insanlarının elinde. Gönülsüzce alınan esletme kararlarına göre artık Almanya'daki bütün mağazalar açılabilecek. Ancak fiziki mesafenin korunması için metrekareye düşen müşteri sayısında bir üst sınır belirlenecek. Çocuklar kademeli de olsa okul ve kreşlerine dönebilecekler. Almanya'da sokağa çıkma yasağı değil, kısıtlaması vardı bugüne kadar. Aynı aileden değilse ikiden fazla kişi kamusal alanda bir araya gelemiyordu. Dün alınan kararlarla bu kuralda esnetildi. Artık iki ayrı hanede yaşayanlar sayıya bakılmadan buluşabilecekler. Sokağa çıkabilecekler arasında Almanya'da yaş sınırlaması yapılmadı. Fakat huzur evlerini ziyaret etmek yasaklanmıştı. Şimdi yaşlılar belirlenecek sabit bir kişi tarafından ziyaret edilebilecek. Gördüğünüz üzere Almanya salgınla mücadele ederken pek çok konuda kılı kırk yarıyor, her şeyi ince ince planlıyor. Karşılığını da düşük ölüm oranıyla alıyor. Lakin vatandaşlar arasında demokratik haklarını kaybettiğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Bunların bir kısmı hafta sonu protesto için sokağa çıktı bile. Hatta direniş gösterenler parti koluna yolunda ilerliyor. Sadece vatandaşlar değil, sermaye sahipleri de hükümetin kendini bu derece bilime teslim etmesini abartılı buluyor zira ekonomide durgunluk çanları çalmaya başladı bile. Korona salgını Almanya'nın epeydir fazla veren devlet bütçesini de deldi. Hükümet şirketlere adeta para yağdırıyor. Kimin parasını? Elbette vatandaşın. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Ben Fulya Canşen yine görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıklı kalın.